Nasılsınız başkanım? Böyle yapınca daha tabii sağlam oluyor. Merhaba delikanlı, iyi misin? İyiyim. Tanışalım mı? Tabii. Ben Yiğit. Biz şöyle yapalım hadi. Merhaba. Senin adın ne? Semih. Semih. Benim oğlumla aday. Ercan. Ercan Bey, siz? Özlem. Özlem. Sizin adınız neydi? İpek. Figen. Ne güzel. Ne güzel. Nasıl işleriniz? Şükür diyelim ama yok tabii ki. Merhaba delikanlı. Merhabalar. Esas patron benim gibi çıktın ortaya. Estağfurullah. Oğlumuz Yusuf. Öyle mi? Evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Yusuf kaça gidiyorsun? Üniversite 1. Bravo. Bu sene geçtim. Harika. Aferin sana. Bayağı genç görünüyorsun ama. Aynen. Neyse ben de öyle çok sakal tıraş olmazdım üniversiteye gittiğimde yani. Sonra büyüyorsun yavaş. Biraz daha. Evet. Ama maşallah. Hangi bölüm? Fizyoterapi. Hadi başarılar. Yolun açık teşekkür olsun. Teşekkür ederim. İnşallah. Bir oğlunuz da. Bir bu, bir de. Evet. İki tane. Sen kaça gidiyorsun? 6. Bayağı. İyi yani. Evet. Semih sen kaça gidiyorsun Semih? Semih dur nereye gidiyorsun? 2'ye ne diyorsun? Aferin sana. Başarılar. Yanıma gel, yanıma gel. Evet. Ya tabii ben. Bizim şeyle ilgili. Pazarları geziyorum ama bu ara bizim evet tespitlerimizde ne yazık ki esnafın durumu çok zor. En büyük sıkıntımız evet, şu yani an veresiye defterimiz çok kötü şu an. Veresiye defterleri çok kötü. Vatandaş o kadar sıkıntılı şu an. Yani vatandaş çok sıkıntıda. Bu yardım kartları var. Zincir marketlerde geçen. Evet. Hani bunlar bizlerde de geçebilir. Ama maalesef geçmiyor. Vatandaşın bizde veresiyesi varken vatandaş diyor ki sıkılıyorum diyor. İBB kartı da var. Bütün kartları var. Hepsini gidip yardım kartlarını orada kullanmak zorunda diyor. Utanıyorum size karşı yani diyor. Gerçekten bütün esnaf zor durumda. Ki hatta Akın abimiz de komşumuz kendisi esnaftır o da. Yani gerçekten büyük bir sıkıntı var. Hani ekonomi olarak da büyük bir sıkıntımız var. Evet. Ya şöyle biz aslında bu teknolojik tarafına bakıyoruz işin. Yani hatta iki şeyden bahsedeyim. Bu halk market konusunda bir çalışma yapıyorduk. Sonra biz şöyle bir kavrama taşıyalım işi dedik ama bu tabii basit bir şey değil. Akşamdan sabaha yön vereceğimiz bir şey değil. Şöyle bizim ihtiyacı olan vatandaşlara dağıttığımız bazı kartlardan bakkalla alışveriş yapabilecek duruma nasıl getirebiliriz? Bir, iki, belli indirimleri de yaptırabiliyoruz mesela bakkala. Yaptıralım gerekirse bazı indirimleri de biz sübvanse edebilir miyiz? Ama tabii biliyorsun binlerce bakkal var İstanbul'da. Binlerce var. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim başkanım. Şu anda bizler zaten zincir marketlerden daha uyguna satıyoruz. Doğru. Birçok yani şey gerçekten en basitini söyleyeyim. Yani şu anda en düşük aramızdaki mutlaka 2 ve 2,5 lira fark vardır aramızda bir üründe. Hani bizler daha uyguna veriyoruz. Ama tabii bunları vatandaşa ne kadar yansıtabiliriz? Hani ne yapabiliriz? Bu da güç meselesi. Reklamı var, şuyu var, buyu var. Bir de titiz, tabii esnaf daha titiz. Yani sen aldığın ürüne dikkat ediyorsun, bir de şey desin yani buradan bakıyorsun komşuna zaten. Ya yaptığın iş, zaten yani bakkalın ayrı bir yeri vardır insanların yüreğinde tabii yani. Ayrı bir yeri var, komşuluk var. Ve sürecinde rahatlıkla tabii gelebildiği bir yer. Yani tabii, rahatlıkla aynen, gelebildiği aynen, bir yer. Aynen. Ki yani veresiye dedik mi var zaten, iki tane defterimiz var. O çok kötü şu an. Ama şimdi yok ne yapacaksın yani mecbur idare etmek zorundasın ama nereye kadar idare edeceğiz? Tabii aslında bizim vatandaşımızın da tahammül gücü yüksek. Allah razı olsun gene en zor koşullarda. Yani o da ayakta durabilmek için elinden geleni yapıyor. Esnafımız da öyle. Bir de dayanışma kültürümüz, ahlakımız da çok yüksek. Orada belki de görünmeyen en büyük dayanışmayı belki de sizin sayenizde yaşıyoruz. Yani bakkallarımız ki 16-17 bin bakkal yaklaşık İstanbul'da var. Evet. Yani ne diyelim inşallah bu günleri, bu zor günleri atlatırız. İnşallah. Yani hem esnafımız için hem vatandaşımız için yani dediğin gibi veresiye olması kötü.
Bunların geçmesi lazım. Ama tabii destek alabildiniz mi hiç bakkal yok olarak? Hayır. Yok, hayır, destek almadım. Hiçbir şekilde. Satışlar ne kadar oldu sizde mesela? Yani düşme mi var yoksa normal seyrinde mi? Öyle düşüşümüz yok. Düşmemiz yok. Tabii veresiyemiz ama çok olduğu için öyle düşme çok yaşamıyoruz yani. İşin doğrusunu söyleyeyim ama veresiye yani olarak verdiğimiz için. Ne kadar mesela veresiyedir? Yani cironun ne kadar? Şu anda hani bu son bayağı 2 haftalık şeyde bir aşağı yukarı 5-6 bin lira kadar var yani. Bu 2 haftalık i̇ki süreçte haftada yani. 2 haftada 5-6 bin lira veresiyemiz oluşuyor. Ama şimdi baktığınız zaman insanlar zorda kalmasın. İdare etmek zorundayız. Allah razı olsun. Tabii güveniyorsunuz, tabii komşuluk var vesaire. Güvenmek zorundayız yani. Onlar bize güveniyor, biz onlara güveniyoruz. Ki çoğu vatandaş da hani bunu almıyor. 10 tane alacağı varsa 3 tane alıyor. Çünkü ödeyemem korkusu var. Ki geciktiren var. Kimsenin de gidip de hani 40 tane yapışıp da illa da paramızı da ver de diyemiyoruz zaten. Böyle bir lüksümüz de yok. Ama esnaf sıkıntılı. Ama tabii bütün gerçek. Esnaf gerçekten sıkıntılı. Bir sürü yer kapalı. Şu an baktığınız zaman mahallede kaç tane esnafımız açık? O zaten belli sektörleri çok fena hırpalamış durumda, onun yani farkındayız. Yani bir şekilde. Şeyin de hani bazı desteklerin de onları korumadığını görüyoruz, o da bizi üzüyor tabii yani. Ama üzücü konularımız da var. Varsayalım hafta sonu zincir market açıkken plastik üründen tut bütün ürünleri satıyor ama diğer esnafım kapalı. Kırtasiye ürününü hafta sonu o sattığı halde kırtasiye kapalı. O kırtasiye yazık değil mi? Yazık. Tekel bayilerin hafta sonu kapatıyor. Ama ya, zincir market ilginç işi yapıyor. Evet, ilginç, gerçekten çok yanlışlarımız var. Ama biz bunların hiçbirini dile getiremiyoruz. Siz de kapanma takvimine dahil. Tabii ki biz de ama biz sonuçta yine gündüz açız. Bir tuhafiyeye bakıyorsun kapalı ama tuhafiyecinin ürünlerini zincir marketler hafta sonu satışa sunuyor. Aslında adaletsiz bir uygulama var orada. Evet, sizin açınızdan da öyle. Bizim açımızdan da hepimizin de. Şimdi atıyorum tekeli hafta sonu açmıyorsun. Tekel açıp da normal her şeyini satabilir. Tekel satışı yapmıyor ama zincir market yapıyor. Tekelin kaç tane bayisi aslında var? Senin sattıkların da hepimizi savunmak zorundayız. Yani senin sattıkların da hafta sonu insanların ihtiyacına dönük yani. Ama sadece kendimizi değil de herkesi düşünmek zorundayız. Onların da savunulması gerekiyor. Aynen. Ben şunu demek istiyorum. Yani biz genel anlamı için konuşuyoruz. Evet. Yani. Tabii. Ne güzel. Ne güzel. Şu an onlara da yazık hani. Komşun senin yani. Yani bizlerin kepenginmiş de sıkıntısı. Kepenginmiş orada bilmiyorum evet tabii yani. Evet işi yapamıyorlar çünkü. Yani evet. Çok sıkıntıda olan insanlarımız var. Bütün herkes sıkıntıda yani bizlerle beraber. Maalesef bunlara da gücümüz yetmiyor. Yani bunlara da gücü yetecek tek kişi var, o da devletimiz. Ama ne kadar bize yardımcı olur, ne kadar destek olur. Ben tabii hani Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vatandaşımızla yaptığım bu diyaloğun hem kendi açımdan neye ben fayda verebilirim diye uğraş içine giriyoruz. Hem de duyulmayan bir ses varsa da bunu hükümetten de ilgili yetkililer tabii duysun ki istiyorum. Derdim mutlaka o. Yani çünkü bazen vardır ki duymamıştır ya da orayı hissedememiştir, hissetsin istiyorum. Mutlaka. Yani bu zor günleri atlatmanın formülünü bulmamız lazım. Evet. Yani yarın öbür gün Allah'ın izniyle bu memleket her yükün altından kalkmıştır. Bunun üstünden de gelecek. Kalkacaktır inşallah. Yani idarecisi değişir, vatandaşın fikri değişir, her şey olabilir. Tabii ama ki kalkacak altından. Ama o güne kadar hepimizin sağ salim yürümesini sağlamak lazım. Ekonomik olarak, sağlık olarak, her açıdan. Her açıdan ama işte buna da biraz destek evet, lazım. Aynen. Destek yani lazım. Bizim gücümüz bir yere kadar gidiyor. Biraz önce sorduğunuz gibi araştırabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir destek almadık. Hiçbirimiz evet almadık. Evet, bunu sizden yani duymak kötü bir şey tabii. Hiçbir şekilde destek almadık bizler. Bizler maalesef. Yani ama zincir marketin hafta sonu sattığı ürünleri neden diğer esnaf kapalı? Zincir marketin kazancı mı daha çok bir tekelin mi? Zincir marketin kazancı mı daha fazla bir kırtasiyenin mi? Evet, tabii neden kapalı? Kötü bir uygulama. Burada bir adaletsizlik doğru var tabii ki. Doğru. Yani her tarafa şey yapıyorlar ki biz bunları ilçe belediyesiyle de mesela gidip bazen şikayetlerimiz oldu, görüştük. Ya işte biz mi diyor ruhsat veriyoruz? Vallahi biz veriyoruz o zaman siz vermiyorsanız. Hani her tarafa mantar gibi türüyorlar. Zaten bu büyük market meselesi hoş bir mesele olmadı. Yani şehri alabora eden unsurlardan birisi oldu. Artı bunu kendi müşterilerimizden mesela duyduklarımız var. Yardım kartı mesela. Ha müşterimiz geliyor abi diyor ben diyor bunu diyor oradan diyor atıyorum diyor senden 1 liraya alacaksam diyor oradan 3 liraya almak zorunda kalıyorum. Hani bu kart neden sizde geçmiyor? Hani bize bunlar daha pahalıya satıyor buna bunları. Çalışalım biz.
esnaf odasıyla biz en azından CİMER, çalışalım. CİMER'e kadar şikayette bulundum onun hakkında. Tamam, buna çalışalım biz. Tabii CİMER devlet hani o yönü ayrı ama biz de buna bir çalışalım. Bakkalımızın yanında ya da bir başka unsurun yanında nasıl dururuz'a hem İstanbul Kart üzerinden hem yani vatandaşımıza sağlayacağımız avantajlı alışveriş imkanı açısından en azından bizim destek sunduğumuz vatandaşımıza vereceğimiz kartın bakkalda da nasıl faydalı olur ona bir bakmamız lazım hızlıca. Dereseye yoktur yazıyor ama mecburen vermek zorunda kalıyorlar herhalde. Vallahi hiç farkım. Astık oraya. İşin doğrusu söyleyeyim. Onu da asan bir arkadaşım. Ciddiye alınmaz. İki tane defterimiz var. Bir tane da, değil iki tane defterimiz var. Onu da asan bir arkadaşımız da hani sembolik olarak asalım dedi abi dedi hani veresiye yoktur diyorsun ama biz senden veresiye alıyoruz dedi. Kendisi getirip astı. Sürünce tabii hani mecburen yazıyorsun tabii. Ve biz onları idare etmeliyiz. Karşı dükkanlaydı kendisi. Onlar da yok, isteyerek evet, yapmıyorlar doğru. Bunu. Yapacak bir şey yok. Yardım etmek zorundayız vatandaşa da. Mecburen. Yani. Ya mecburen çünkü kimseye yok diyemiyorsun. Doğru doğru. Şimdi adam geliyor çocuğum evde aç deyince ne diyebilirsiniz? Kesinlikle. Yani kendi çocuğum evde aç kaldığı zaman benim hoşuma gitmez. Ama başkasında çocuğu evde aç kalmasın yani. Bu yüzden elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bizim gücümüz de bir yere kadar yani. Çok tatlısı. Az önce böyle uzaktan bir böyle yaptık kızımızla ama değil mi? El salladık birbirimize. Adın ne fıstık? Irmak. Irmak. Aha, çok güzel. Ama senin gibi pembe giyen başka kızlar da vardı. Bekliyorlar dışarıda. Tamam, tamam, tamam. Ekrem abinin resmini çekin. Gel Semih. Tabii tabii ne demek. Büyük hayranın. Aslan, Aslan Semih. Kızlar. Bana bakın. Nasılsın? Çok güzelsiniz. Hadi bakalım, hadi bakalım. İşte bunlar bizim geleceklerimiz. Evet, aynen öyle inşallah. Teşekkür ederim. Benim için teşekkür ettin mi? Sen? 530. Evet, evet. Sizi çok seviyoruz. Çok sağ ol, güzel kızım. Ay kurban olurum sana. Bir tanem benim, sağ ol. Sağ ol fıstık. Çocuklarımıza kitap yollayalım başkanım tamam, buraya. Takip ederim. Tamam. Buradayız değil mi? Bu sokaktayız. Evet, buradayız. Evet. Tamam. O yüzden. Tamam. Ben ilgilenirim başkanım. Geliriz. Böyle çocuklarımıza marketimiz de bize öncülük eder. Önünü açar böyle. Koyarız. Evlerimizde ama çocuklarımızın yaşına göre kitap yollayacağım ben buraya. Bir araba. Onları siz dağıtırsınız. Tamam, okumalar için. Belki birkaç muhalde yapın. Tamam. Hadi bakalım. Başkanım, bir daha gelecek misiniz? İstersen gelirim seni. Geleyim, tamam. Aslanım benim. Irmak görüşürüz. Zor bir dönem. Çok zor bir dönem. Anlıyoruz, sizleri de anlıyoruz. Tabii esnafın desteklenmesi gerekiyor, onu da tespit ediyoruz. Yani var tabii desteği ama yani çok komik. Çok ne kadar aldınız? 1000 lira. 1000 lira. Bunun kirası zaten 3000 lira yani. Yani bir kendi geçimimizi... evin geçimini geçtik, kirasını bile karşılamayan yardımlar var. Çok ilginç yani. 1000 lira biraz komik falan. Evet, olmamış. Çok komik yani. Kim konuşsak, kimle konuşsak çok komik rakamlar yani. İnşallah sağlık önce. Biz de hani evet, test ediyoruz, muhakkak. Hem anlamaya çalışıyoruz, hem mahalleleri geziyoruz. Ona göre desteklerimizi yönlendiriyoruz. Hayırlı işler. Sağ olun başkanım. Sağ olun. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Sağ ol, Allah'a şükür. Saatler olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi misiniz? Hamdolsun başkanım. İyi olmaya çalışıyoruz. İşte, yani esnaf, beraber. Evet, farkındayım. Esnaf olunca öyle oluyor hocam ufak ufak. Evet, adamlarla devam ediyoruz. Siz nasılsınız? Şükür olsun biz de sizi iyi hissetmek için geziyoruz. Öyle bazen pazarda, bazen esnafta, sokakta. Zor günleri beraber atlatacağız. İnşallah başkanım. Tek temennimiz o zaten. Evet, beraber atlatacağız. Evet. Tek isteğimiz, tek temennimiz o. Ailene selamlarımız. Şey çok sağ ol. Başka bir siz yere de devam edeceğim. Siz de sağ olun. Ailemize selam, selam saygı. Sağ olun. Aleyküm selam, size de saygılar hocam. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kapalı mısın çalışıyorsun? Bir şeyler yapıyorsun. Açıyoruz yani. Yapmaya çalışıyoruz. İyi, kolay gelsin. Nasıl? Şey mi, demir doğrama mı yapıyorsun? Demir doğrama. Babadan mı kaldı? Baba besin. He, ne güzel. Nasıl işleriniz duyuyor? Biraz durup. Evet. Neyse Allah yardımcın olsun. Güzel, harika. İyi misin? Harika. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Benim.
Ha kendinin. Evet. Maşallah. Adınız ederim. Ne? Yağmur ben. Memnun oldum. Ben de memnun Harika. oldum. Harika. Nasıl işlerin? Biraz kötü. Kötü maalesef. Geliyoruz, gidiyoruz. Öyle. Ev yakın mı? Yakın. Yürüme mesafesinde. İyi. Buradayım. Sevindim. Kendin böyle bir niyetle açtın. Evet. Biraz zor günler ama. Yani açtığımızda güzeldi. Şu an tabii ki de ilk açtığım zamana göre çok çok düşük. Yani kirayı çıkarmaya tahmin çalışıyoruz. Ediyorum. Tahmin ediyorum. Bir destek alabildin mi kira yardımı falan? Alamadım başka. Başvurdum ama olmadı şu an mı? Hala değerlendirme aşamasında görünüyor. Ne zaman başvurdun? Geçen ay başvurdum. Bir ay oluyor. Bir ay oldu. Evet. Şu an hala değerlendirme aşamasında. Galiba 1000 lira mı destek? Evet, 1000 lira diye söylendi. Başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Hadi bakalım. İnşallah. Yani zor hissediyoruz onu. Allah yardımcımız olsun hep beraber. Amin. Size de başarılar diliyorum. Kadın girişimci olarak da. Teşekkür ederim. Başarılı. İsminiz neydi? Sağ olun. Yağmur. Yağmur. Tamam. Evet. Çok mutlu oldum. Ben görüşürüz. Sağ olun başkanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Hijyene dikkat etmek lazım gençler. Mesafe hijyen. Evet aynen öyle. Çünkü zor zamanlar. Allah korusun. Tabii güçlü vücutlar vardır burada ama yine de dinlemez yani. Hastalık güçlü vücut dinlemiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Siz mi burada sorumlusunuz? Evet. Güzel. Başarılar. Teşekkür ederim. Gençler kolay gelsin. Bir şey soracağım. Sor kardeşim. Bu sağlık çalışanlarının kartının süresi uzatılacak mı Mart'tan sonra? Yani biraz hastalığa göre hareket edeceğiz. Ama hastalık bittikten sonra yine çalışacağız biz. Öyle bence ama öyle herkes çalışıyor. Biz şu dönemde sizi desteklemek için yaptık. Peki teşekkür ederiz. Yani biliyorsun onu bir tek biz yaptık ve biz de bundan mutlu olduk yani. Çünkü büyük emek verdi sağlıkçılarımız. Bu rahatsızlık süresince devam ettireceğiz bunu. Sağ olun. İnşallah açtıktan sonra hayat normale döndü mü? İnşallah herkes iyi olur. Zorda olan çok insanımız var, farkındayız. Ama Allah korusun tabii bütün çalışanlarımız, sağlık çalışanlarının özellikle. Ekrem amca, fotoğraf çekebilir miyim? Çekebiliriz tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol bir tane. Hayırlı günler. Başkanım bize fotoğraf çekebilir miyiz? Olur olur. Tamam abi. Rica ederim çok. Evet. Bak ya, yarın ya da öbür gün şurada kitap dağıtımına gelecek bizim bir arabamız. Unutma. Tamam, gelirim. Tamam duyuracaklar zaten. Gençler buyurun. Başkanım daha çok önce Instagram'da. Başkanım. İyi günler.